Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise Hocam kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün neler yapacağız? Bugün birinci dönemi bitirme kampının devamını çekiyoruz. Bilimsel gösterim. Arkada gördüğünüz gibi arkadaşlar konumuz bilimsel gösterim efendim. Peki bu bilimsel gösterimde neler olacak neler? Hepsini ince ayrıntısıyla konuşacağız. Bakın arkadaşlar. Şuradaki oluşturduğumuz kitap. Amaç ne? Amacı açıklamak istiyorum. Amaç matematiği sevdirebilmek, amaç matematiği yaptırabilmek, amaç matematikten korkmadan yeni nesile başlangıç ve yeni nesili yaptırabilmek. Bu kitap size matematiği sevdirecek, ek olarak da matematik kısmına ilerletecek, bir üst seviye taşıyacaktır. Şimdi amacımız şudur. 3 kamp oluşturacağız. Birinci kampımız temel seviye. Yani konuları öğreteceğim, kazanımları öğreteceğim. Bakın zaten kitapta da baktığımızda, bakın kitabın içeriğine zaten baktığımızda arkadaşlar, tabii ki Z kuşağını anlayan bir ekip olarak. Şimdi şöyle. Bakın burada arkadaşlar temel kısmı var. Yani biz bunları anlatıyoruz. Ben çarpanlar ve katlar, ilk defa izliyorsan bu videoyu. Çarpanlar, katlar, üstü ifadeler bu şekilde anlattık. Onların videolarını da oynatma listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok muhteşem, takip edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar biz bunları bitireceğiz. Bu kampı oluşturacağız. Ondan sonraki kampımız, diğer kampımız beceri temelli geçiş sorularımız olacak ve onların kampını oluşturacağız. Ondan sonraki diğer kampımız da şu. Hemen gösteriyorum size. Map tadında. Yani ünite map tadında sorular çözeceğiz. Yani 3 okula kadar 3 kamp oluşturuyoruz. Birinci kampımızın yarısı neredeyse bitti. İkinci kampımıza başlayacağız ve üçüncü kampımıza başlayacağız. Yani sen okula başladığında hiçbir sıkıntın kalmayacak birinci dönemle ilgili. Ne temelle ilgili sıkıntın kalacak, ne beceri temelli, ne de map tadında. Yani önemli zor sorularla ilgili. Biz de o işler, rahatta kalın. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Hocam benim durumum yok. İşte ben yine sizi takip etmek istiyorum. Kanalınızdan gitmek istiyorum. Ve bununla ilgili bana pdf atabilir misiniz? Dediniz. Tabii ki pdf'i de ayarlayıp sizlere atarım. Ne bileyim işte durumu yoktur. Çıktı. Ama gerçi çıktılar da bu aralar pahalı. Kitaba bakıyorsun renkli. Bir renkli çıktısı 1,5-2 lira. Burada %50 kaç sayfa var? 150 küsuratlı sayfa var. Yani daha böyle zarara girebilirsiniz. Ama hocam ben online çözeceğim derseniz de tabii ki ben size bırakacağım arkadaşlar. Oradan kontrol edebilirsiniz. Peki devam ediyoruz. Bilimsel gösterim bize neyi verecek bir kontrol edelim. Tamam, bilimsel gösterimle ilgili bir çalışmalar yapacağız. Bilimsel gösterim. Güzel, önemli konu ha. LGS'de çıkar. Ben size söyleyeyim. Peki arkadaşlar ne demek istiyor bir onu konuşalım. Öğretmenim bilimsel gösterim ne? Yani tabii ki biz ana ekranı açmadan bilimsel gösterimi anlatmaya çalışıyoruz. Vay helal olsun bize. Evet, bilimsel gösterim ne? Öncelikle baktığımızda bir tane mutlak değer içerisinde A'mızı görebiliyoruz. Peki bir veya birden büyük, ondan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n gösterimine bilimsel gösterim diyeceğiz. Peki arkadaşlar bu bilimsel gösterim bizim ne işimize yarayacak? Sayıları küçültmeye, büyütmeye, pardon sayıları küçültmeye yarayacak arkadaşlar. Adam mesela 10 milyondan bahsediyor. Şimdi o 10 milyonu nasıl sığdıracaksın ki? Boşuna yer kaybı. Adam diyor ki ben bunu bilimsel gösterim olarak yazayım ki küçük yazayım, yer kaplamasın diyor. O yüzden bir kural vermiş. O kural da şu. Bir tane bir sayımız var. Bu bir sayısı buna eşit olabilir veya bundan küçük olması gerekiyor. Bu sayı ne? A sayısı. Bu şekilde bir kural var arkadaşlar. Bir A'ya küçük veya A'ya eşit olabilir. A da ondan küçük olması gerekiyor. Bu kuralı unutmuyoruz. Sonra da A çarpı 10 üzeri n şeklinde bir ifadeyle bilimsel gösterimi gösteriyoruz. Peki bu A nedir? Tabii ki buradaki A'dır arkadaşlar. Yani 1 ve 10 arasındaki sayıyı buraya yerleştirmemiz gerekecek. Var mı sıkıntı? Bence yok. Peki yan tarafa ışınlandık arkadaşlar. Yan tarafa bir bakalım. Örnekler var. Örneklerle ilgili konuşalım. Peki burada bir örnek var. Örnekte demiş ki burada bir 1 çarpı 10 üzeri 100 var. 6 çarpı 10 üzeri eksi 16 var. 2,3 çarpı 10 üzeri 46 var. Eksi 46 var. Ben bazen söyleyemiyorum arkadaşlar. Bazen hatta şöyle yapmışım. Bir tane videoda şu var. Biliyorsunuzdur. 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 6 eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 13 demişim yanlışlıkla. Kafa gidiyor. Yoruluyoruz çünkü. Çok fazla çalıştığımız için bu şekilde sıkıntılar olabiliyor. O yüzden burası 2 üzeri 17 olacaktır. Tamam. Evet. Orayı da gelenler vardır. Oradan hatırlarsınız. Peki baktığımızda buraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz ve buraya bakıyoruz. Öncelikle bizim amacımız ne? Şunu değerlendirmek. Şu ilk terimi değerlendirebilmemiz gerekiyor. Bu terimler arkadaşlar 1 küçük eşittir a küçüktür 10'a uyuyor mu? 1 ile 10 arasında mı? Bakıyorum 1 evet, 6 evet, 2,3 evet. O zaman sıkıntı var mı? Yok. Bunlar bir bilimsel gösterimdir diyebilirim. Peki geldiğimde şunlara bakıyorum. 37 0,7. Bunlara bakıyorum arkadaşlar. Bu kurala uyuyor mu? 1 küçük eşittir a küçüktür 10. Uyuyor mu? Hayır. Bak bu büyük. Ondan çok büyük bir sayı. O 0,7 de 1'den küçük bir sayı. O zaman bu kurala uymuyor. Peki bu kurala nasıl uyduracağız? Hemen geliyorum. Öncelikle 37 çarpı 10 üzeri 25 yazdım. Bu sayıyı ben küçültmem lazım. Bunu küçültüreceğim. Bunu büyütmem lazım. Tamam mı? Tam ters orantı olarak düşünmeniz gerekiyor. O zaman bir tık küçülttüğüme göre bir tık yükseltmem gerekiyor. 3,7 çarpı 10 üzeri 26 şeklinde yazabilirim. Peki ben 0,7'yi nasıl düzenleyeceğim bilimsel gösterim olarak? Mesela 0,7'yi yazdım buraya. 10 üzeri eksi 6'yı ifade ettim. Peki ben bu sayıyı bir tık büyütmem gerekiyor. Bir tık büyütürsem diğerini bir tık küçültmem gerekiyor. Bunu bir tık büyüttüm, bunu bir tık küçültürüm. O zaman burası ne olacaktır? 7 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacaktır. Anlaşıyor muyuz efendim? Anlaşıyoruz değil mi? Anlaşıyoruz. Peki o zaman devam edelim, sorulara bakalım. Birinci sorumuz. Diyoruz ki nüfusu yaklaşık olarak 253,5 milyon olan bir ülkenin nüfusunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demişiz. 253,5 milyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Peki bunu yazalım. Öncelikle yazmamız gerekiyor. Yazalım. Tamam. Yazı kalır, söz uçar arkadaşlar. Ama Hasan Hoca'nın sözleri bir şeylerde, topluluk kısımlarında muhteşem bir şekilde yer alıyor. Topluluk kısımlarında takip edin arkadaşlar. YouTube topluluk kısmında gönderiler oluşturuyorum. Tamam mı? Arada bakın yani. Evet, 253 milyon 500 bin. Abo, çok güzel bir sayı değil mi? Düşünsenize bir gün bir sabah kalktığınız hesabınıza bakacaksınız. Hesabınızda bu kadar para var. Aman Allah'ım. Ne yaparsınız? Kafayı yersiniz herhalde. O kadar parayı görünce intihar edersin. Oh, bu ne lan falan. Evet bak şey der mesela. Hocam işte giderim ne bileyim en lüksü lokantada yemek yerim. Fakir işte. Fakirin düşüncesi falan. Evet bak Çeşme'ye gider tatil yapar. Evet buraya baktığımızda arkadaşlar kaç tane sıfır var? Önce onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfırımız var. O zaman ilk önce sayımı yazıyorum. 2535 çarpı 10 üzeri 5. Tamam. E bu kurala uydu mu kurban olduğun? Hayır. E bunu düzenlesene, ne duruyorsun? Düzenle. Bak bunu bir tık küçültmem gerekiyor. Bunu bir tık büyütmem gerekiyor. 6 oldu değil mi burası? Burası 6 oldu. Bunu bir tık daha küçültmem gerekiyor. O zaman burası ne oldu? Sildim. Burası 7 oldu. Bir tık büyütüyorum. Bunu bir tık daha küçülttüm. O zaman bunu ne yapacağım? Bir tık daha büyütmem gerekiyor. O zaman ben son olarak şunu yazarım. 2,535 çarpı 10 üzeri 8. Peki şıklarda hangisinde var? Tabii ki de A şıkkımızda var. O zaman cevap A şıkkımız olacak. Peki 2'ye bakalım. Sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir bakalım. Abi bu sayı ne? Adamlar bilimsel gösterimi onun için yapmış. Düşünsene abi. Yazı yazıyorsun. Bu şekilde bir ifade var. Abi bu yer hem de yer kaplar yani. Düşünsene yer kaplıyor. Bak düşünsene mesela örnek veriyorum. Düşünüyoruz hocam zaten de. Bak şunu yazmakla bunu yazmak bir midir, aynı mıdır? Değildir. O yüzden bilimsel gösterim arkadaşlar ihtiyaç duyuluyor. Peki öncelikle yine şunu düşünüyoruz. Bak 1, 2, 3 diye sıralayacağız. 1, 2, 3, 4, 5 geldim. O zaman burası 0,62 oldu değil mi? O zaman 10 üzeri eksi 5. 5 adım sağa gittim. Yani ben bu sayıyı büyütüyorum. Büyütürsem diğer sayıyı küçültüyorum. Küçülttüm. Peki arkadaşlar bu kural uyuyor mu? Hayır. Bu kurala uymuyor. O zaman ben bunu bir tık daha büyütmem gerekiyor. Bir tık daha sağa kaydırdım. 6,2 oldu. 6,2 oldu. Tamam mı? E bunu da küçültmem gerekiyor. 10 üzeri eksi 6 oldu. Peki o zaman cevap 6,2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Hangi şıklarda var? Eksi 6'ya baktığımızda Denizli'de var. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilimsel gösterim değildir demişiz. Tamam. Şimdi öncelikle bak bunun başında bir 1 vardır. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır bu. O yüzden bu bilimsel gösterimdir. 3 zaten kurala uyuyor. 1 küçüktür, eşittir a küçüktür 10 şeklinde baktığımızda bu kurala uyuyor. O zaman bu da bilimsel gösterimdir. 4,2 1 küçük eşittir a küçüktür 10'a baktığımızda bu da kurala uyuyor. Bu aralıkta evet ama 0,6 bu aralıkta değil arkadaşlar. Bu bilimsel gösterim değildir diyeceğiz. Peki Venüs'ten bahsetmişiz. Gelsin mi Venüs? Gelsin bakalım, gelsin. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hangisidir? Hemen bakalım abi. Peki hemen Venüs gezegeninin dünyaya uzaklığı yaklaşık 38 milyon kilometreymiş. Tamam, 38 milyonu yazalım bir. Şöyle 38 milyon. Peki 38 milyonu yazdım ya. 38 milyonu ben nasıl yapmam gerekiyor? İlk önce şöyle yapın kurban olduklarım. Bir sıfırları sayın. Tamam. Süpersiniz. Muhteşemsiniz. Kalp yollarım size buradan. Evet. İlk önce sıfırları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır varmış. O zaman ben bunu şekilde yazabilir miyim? 38 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde. Tabii ki yazarım. Ben yazarım, Hasan Hocayım ben. Rahatta kal. Evet, o yüzden son durumda şuna bakıyoruz. Bu hala kurala uyuyor mu? Kural neydi? 1 küçük eşittir a küçüktür 10'du kural. Baktığımda kurala uymuyor. O zaman ben bunu bir tık daha küçültmem gerekiyor. Bir küçültmem gerekiyor. Ben bunu bir küçültürsem bunu bir büyütmem gerekiyor. O zaman son durumda 3,8 çarpı 10 üzeri 7 olacaktır. Yani cevabımız Denizli oluyor arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Bence yok. Kolay anlaşılır. Çünkü ben anlatıyorum. Vay be. Evet, devam ediyoruz. 5. sorumuza bakıverelim gari. Bak bak bak. Burada bir çevirme kesin var ha. Adam buraya boşuna yazmamış. Biz de şeyiz yani, öyle şey değiliz yani arkadaşlar, zekalıyız. Şimdi zekalıysak eğer, o zaman burada bir açılım, burada bir açıklama varsa bir çevirme var demektir. Çevirme varsa ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Dikkat. Çevirmede ceza gelebilir. Bak, ceza olabilir. Kemerini takmamışsındır, ceza. Hızdan gitmişsindir, ceza. Ceza olur. Çevirmeye dikkat. Peki 360 milimetrenin kaç kilometre olduğunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 1 milimetre kaçmış? 10 üzeri eksi 6'ymış. Hemen çevireyim. O zaman 360 çarpı 10 üzeri eksi 6 demem gerekiyor. Arkadaşlar, bu bilimsel gösterim olarak bizim için işimize yarar mı? Hayır. Kural neydi? 1 küçük eşittir a küçüktür 10'da arkadaşlar. Hemen bakıyorum, bu kurala uymuyor. O zaman ben bunu bir tık küçülttüm. Bunu bir tık küçültürsem diğerini bir tık büyütmem gerekiyor. O zaman burası ne olacaktır? Eksi 6 değildir. Eksi 5 oldu. Peki ben bunu hala 36 olarak görüyorum ve 36 yine kurala uymuyor. O zaman ben bunu bir tık daha küçültmem gerekiyor. Bir tık daha küçülttüm. O zaman ben ne yapmam lazım? Bunu bir tık büyütmem gerekiyor. O zaman eksi 4'e dönüştü burası. Yani son durumda şunu yapabilir miyiz? 3,6 çarpı 10 üzeri eksi 4 diyebilir miyiz? Tabii ki de deriz. O yüzden de cevabımız bol olacaktır. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Sıkıntı var mı sıkıntı? Sıkıntı varsa dağıtırız ortada ha. Evet, devam ediyoruz. 6. sorumuz diyor ki, buna göre dünyanın nüfusunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 2022 yılında dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar 924 milyon. Abo, sayıya bak. Peki yazalım bunu. 7 milyar 924 milyon 924 milyon 1 2 3 1 2 3. Muhteşem. Peki yine ne yapıyoruz? Os yapmıyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Sıfırları sayıyoruz. Sıfırları. Bak, sıfırları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sıfır varmış. O zaman normal sayımı yazıyorum. Diyorum ki 7924 çarpı 10 üzeri 7. Pardon, 10 üzeri 6 olacak. 1 2 3 4 5 6 tane sıfır var. 10 üzeri 6. Şurayı siliyor R ve buraya 6 yazıyor R. Yazdım. Peki arkadaşlar, bu kural uyuyor mu? Hayır. 1 küçük eşittir a küçüktür 10. Ona bakmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, buradan baktığımızda bir tık küçültmem gerekiyor. Bir tık daha, bir tık daha. Yani 3 tane küçültmem gerekiyorsa bunu 3'ten büyütmem gerekiyor değil mi? Küçültüyorsam büyütüyorum. O zaman son duruma baktığımda burası 7,924 oldu. Burası da 10 üzeri 3 büyüttüğüm için arkadaşlar 1 2 3. O zaman burası da 9 olacak. Yani 7,924 çarpı 10 üzeri 9 olacaktır. Var mı sıkıntı efendim? Efendim, sıkıntı var mı efendim? Yok. Peki 7. sorumuza bakalım mı? Hadi 7. sorumuza bakalım. Peki 7. sorumuza bakalım. Bakalım mı? Bakalım 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 ne varmış. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. 0,064 sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri x ve 432 sayısının bilimsel gösterimi b çarpı 10 üzeri y'miş. Hemen bakalım. 0,064. Ben bunu nasıl yazacağım? Şimdi öncelikle ben bunu bir büyütmem gerekiyor değil mi? Düşünmemiz gerekiyor. Küçük bir sayı büyüteceğim. Ne kadar büyüteceğim? 2 tık büyüteceğim. 2 tık büyütüyorsam bunu 2 tık ne yapmam lazım? Küçültmem gerekiyor. O yüzden burası arkadaşlar 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Tamam mı? Çarpı bu. 10 üzeri eksi 2 olacak. Burada tamamız. Yani biz a çarpı 10 üzeri x'i bulduk. Buradan o zaman a'nın değerini ne bulabiliriz? Bak burada a'nın 6,4 olduğunu biliyorum. 6,4. X'in de eksi 2 olduğunu görebiliyorum. Tamam. Diğer kısmı kontrol edelim hemen. 432. 432'yi bilimsel gösterim olarak yazacağız. Ben bunu şu kurala göre yazmam lazım. 1 küçük eşittir, küçüktür 10'a. O zaman şuraya kadar virgülü getirmem gerekiyor. 2 basamak. O zaman ben bunu küçülttüysem 2 basamak ne yapmam gerekiyor? Bunu küçülttüysem bunu büyütmem gerekiyor. Evet, bu küçüktü, bunu büyüttük, küçülttük. O zaman bu da büyüktü, küçülttük. O zaman bunu büyüteceğiz arkadaşlar. Artı 2 olacaktır. Yani burası 4,32 çarpı 10 üzeri 2 olacaktır. Peki burada B'ye baktığımızda B sayısı nedir? Hemen sayıyorum arkadaşlar size. Buradan söylüyorum. B sayımız 4,32. Peki Y sayımız? Y sayımız da buradan 2 olduğunu görebiliyorum. Peki bunları biliyoruz. Artık şıklara bakalım. Demiş ki A küçüktür B'den. A 6,4, B 4,32. Bu yanlıştır kardeş. Gitti. X bir doğal sayıdır demiş. X eksi 2. Eksi 2 olamaz. Doğal sayılar nereden başlıyordu arkadaşlar? 0, 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyordu. Bu da olamaz. Bunu da eledik. D'ye bakalım abi. B bir doğal sayıdır demiş. Hemen B'ye baktığımda B'nin değerine 4,32. Doğal sayı olamaz. Doğal sayı 0, 1, 2, 3, 4, 5 gidiyor. Bu rasyonel sayı olabilir. O yüzden bu da elendi. X küçüktür Y. X'imiz eksi 2. Y'miz kaç abi? Y'miz kaç? Neredesin Y? 2. Evet. X Y'den küçük olduğunu görebiliyoruz. Peki 8. sorumuz neymiş? Devam ediyoruz. Devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durmak yok. Durmak yok. Çalışacağız. Liseleri kazanacağız abi. Ne olursa olsun gideceğiz, o liseyi kazanacağız. Hayalimiz bizim. Bizim hayalimiz o liseleri kazanmak. Çünkü iyi bir lise sana iyi bir üniversite kazandırır. İyi bir üniversite sana iyi bir meslek kazandırır. İyi bir meslek sana refah kazandırır. Yani tabii ki şeyler var, sıkıntılı durumlar yaşayanlar olabilir tek tük, ama genel yapı olarak iyi mesleğin varsa, ne bileyim düzeninde oturuyor, rahat bir şekilde ailede kurabiliyorsun, düzen kurabiliyorsun çok rahat bir şekilde. Ama ve lakin arkadaşlar, düzenin olmayınca sıkıntılar oluyor. Yani iyi bir mesleğin olmayınca sıkıntılar oluyor. O yüzden lütfen ama lütfen meslek edinme kısmında dikkat edelim. Yani ilk basamak olan LGS kısmını iyi bir şekilde halledelim. Siz yenilmezlersiniz abi. Sizi yenemeyecekler. Siz onların ne zor sorularsa sorsunlar, siz yapacaksınız. Muhteşem gideceksiniz. O liselere gidip kazanacaksınız. Peki devam ediyoruz. Diyoruz ki saatte 96 kilometre hızla gidiyormuş. Oy maşallah. Bir otomobilin 3 saatte aldığı yolun metre cinsinden bilimsel gösterimi. Aşağıda 1 kilometre 10 üzeri 3 metreymiş. Tamam. Saatte 96 kilometre gidiyorsa 3 saatte ne kadar gider? O zaman hemen 96 çarpı 3 yapıyoruz. Bu da 288 yapar değil mi? 288. 288 yani bu kilometre cinsi. Metre cinsine çevirdiğimde 288'i ben 10 üzeri 3 ile çarpmam gerekiyor. Hemen çarptım tabii ki. Buradan baktığımda 2,88 kurala uyuyor mu? 1 küçük eşit a küçüktür 10. Kurala uymadığı için 2'ye kadar küçültmem gerekiyor. 1, 2 basamak küçülttüysem bunu 2 basamak büyütmem gerekiyor. O zaman artı 2 ekliyorum ben buna. Buraya baktığımda 2,88 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazıyorum ve cevap olarak burayı alıyorum. Yani cevap Adana mı oluyor? Cevap Adana oluyor. Peki 9. sorumuza geçiverelim gari. 9. soru nerede? Aşağıda mı? Aşağıdaymış. Soruya baktığımızda bu basketbol topunun kütlesinin kilogram cinsinden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 1 gramın 10 üzeri eksi 3 kilogram olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. 650 ile 700 arasındaymış. Tamam. Bu soruyu şıklardan geleceksin. Şıklardan gideceksin. Mesela şıklarda şu. 640 olarak düşündüğümüzde 650 ile 700 arasında zaten bu olmuyor değil mi? O zaman direkt bunu eleyebiliriz. 699 olur mu? Olur. 699'a baktığımızda ben arkadaşlar bunu kurala göre 1 küçük eşit a küçüktür 10'a baktığımda bunu küçültmem lazım. Ta 6'ya kadar küçülteceğim. 2 basamak küçülteceğim. 2 basamak küçültürsem 2 basamak arttırmam gerekiyor. Yani 10 üzeri artı 2 olması gerekiyor. Ne yapmış? Eksi 2. Now. Şimdi baktığımızda C'ye bakalım. 675 olduğunu düşün. 675 bu aralıkta mı? Evet abi bu aralıkta. Tamam. 675 içinde şu. 2 basamak ne yapmam lazım? Küçültmem gerekiyor. O zaman 6,75 çarpı 10 üzeri artı 2 olacak değil mi? Bu da 2 basamak küçültüyorsam 2 basamak büyütmem gerekiyor. Gitti. 668'e bakıyorum arkadaşlar. Şunu silivereyim gari. Gari de gari. Peki. 668. 668 çarpı 10 üzeri 2 demiş. Ben 668'e nasıl yazarım? 10 üzeri 2 dememiş. Özür dilerim. Biz sadece 668'i değerlendiriyoruz. 668. Arkadaşlar bakın. Bunun 6'ya kadar küçülmesi lazım. 2 adım gitti. Küçülürse büyüyecek. Artı 2 olacak. Artı 2 mi? Artı 2. O zaman Denizli'yi yapıştırıp geçeceğiz. Peki ışık yılından falan filan bahsediyor. Hemen bakalım ışık yılı neymiş, ne değilmiş. Şimdi buna göre ışık hızının kilometre saniye birimiyle bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Işık hızı yaklaşık 300.000 kilometre saniyemiş. O zaman 300.000'i ben şu şekilde yazıyorum. Ve buradaki sıfırları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman ben diyorum ki 3 çarpı 10 üzeri 5'tir abi bu diyorum. Ve cevap olarak Bolu'yu işaretliyorum. Var mı sıkıntı? Sıkıntı verme. Sıkıntı yok. Sıkıntı olmasın. Tamam. Evet, bu soruya baktığımızda hemen soruya bakalım. Ne diyor? Günde ortalama 8 saat uyuyan bir insanın 60 yılda ne kadar uyuduğunun saat cinsinden değerinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Yine bak burada bir çevirme varmış. Bir çevirme yapacağız. Burada sıkıntı yok. Çevirme yapacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar 365 ile kaçı çarpmamız gerekiyor? 60 yıl olduğu için 365 ile 60'ı çarpmamız gerekiyor. Da neyse çarpalım burada. Hesap makinesi manyağıyım ya ben, hesaplarım tabii ki. Şimdi 365 ile kaçı çarpmamız lazım? 60'ı çarpmamız lazım. Hemen çarpıyorum. Buradan 0 geldi. Biraz küçülteyim şunu ya. Çok kalın geldi. Şöyle sileyim. 365 ile 60'ı çarpıyorum. Buradan 0 geldi. 0 geldi. 0 geldi. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 6 36. 39 yapar. Buradan 6 kere 3 18. 21. 0 0 9. 21.900 yaptı. Yani 21.900 gün. Bir de ben bugünü ne yapmam lazım? 8 ile çarpmam gerekiyor. 8 ile çarptığımda bunun değeri, yaklaşık değeri 175.200 olacak. 175.200. Peki 175.200'ü ben bilimsel olarak nasıl yazacağım? Tabii ki de şöyle yazacağım. Şurayı sileyim mi? Burayı sileyim artık. Burada işimiz kalmadı. Hemen sildim ve şunu bilimsel olarak yazıyorum. 175.200. 2 tane 0 var. Yani 1752 çarpı 10 üzeri 2. Peki bu kurala uymuyor. Hemen baktım. 1, 2, 3 artı 3 azaltmam gerekiyor. O zaman 3 artırmam gerekiyor. Yani 1,752 çarpı 10 üzeri 5 olacaktır. Yani cevap Denizli olacaktır burada arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Bu soruya bakalım. 12. soru ya da 12. soruyu size cevap. Hadi bakalım ya. 12. soruyu siz bana cevaplayın. 12. sorunun cevabı nedir? Cevap. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Tamam, kontrol edeceğim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah çok faydalı olmuştur. İnşallah faydasını görürsünüz. Dediğim gibi bu tür videoları çekeceğiz. Bu tür videolarla size destek olmaya devam edeceğiz. O zaman kalplerimiz sizinle. Görüşmek üzere efendim. Güle güle.